Merhaba arkadaşlar, bugünkü eventimiz Goblin Army eventi, yani Goblin ordusu. Bugün Goblin Army'den bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu bölümümüzde Goblin ordusu rastgele bir şekilde şafak vakti spawnlanabilen bir event arkadaşlar. Ama oluşması için öncelikle gereken bazı şartlar var. Bunlardan biri gündüz olmak zorunda. Havanın gündüz olması gerekiyor. Yani en azından gün doğumu. Çünkü genelde gün doğumunda saldırıyorlar. Gün doğumunun olması gerekiyor. Yani sabaha karşı spawnlanma şansı var. Gündüz olmak zorunda. İkinci şartı, en az bir Shadow Orb, yani şu Corruption, şu Crimson Biome'u değil de Corruption Biome'unun yuvarlak küreleri var ya, siyah Shadow Orb, onlardan veya Crimson'daysanız arkadaşlar, Crimson Heart, yani şu kalpler patlattık ya, kalplerden birini kırmış olmanız gerekiyor. Üçüncü şartı ise oyuncunun 200 can puanına ulaşmış olması gerekiyor. Yani şuradaki life puanınızın 200'e ulaşmış olması gerekiyor arkadaşlar. Bu 3 şart yerine getirildiği vakit Goblin Army'nin spawnlanma şansı doğuyor. Şimdi bu 3 şartı bilmeniz gereken bazı şeyler daha var. Bu 3 şartı oluşturduktan sonra Goblin ordusunun spawnlanma oranı, İlk sefer spawnlanacaksa, bu şartların üçünü de oluşturduktan sonra 1/3 şans ile gerçekleşir arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki önünüzdeki 3 gün içinden birinde Goblin Army spawnlanabilir demek oluyor. Ordu geldikten sonra Goblin Army saldırısı başlıyor diyor, size burada yönünü falan söylüyor. Sol altta her zaman olduğu gibi eventin haberini alıyorsunuz. Goblin Army evinize geldiğiniz zaman evinize dalga haline saldıran bir ordu. Şu sağ altta bir bar çıkıyor. Birazdan manuel olarak tetikleyeceğim ve göreceğiz. Sağ altta bar çıkıyor. %100 olana kadar savaşıyorsunuz arkadaşlar. Goblin Army ilk sefer geldiğinde, hani 1/3 şansla ilk geleceği zaman 1/3 şansla gelir dedim ya. İlk sefer geldi ve kestiniz. Goblin Army'yi yendikten sonra Hard Mode'a geçene kadar 1/30 şansla spawnlanma oranı var arkadaşlar. Siz Hard Mode'a geçene kadar günlük olarak, mesela bir gün içinde doğma şansı 1/30 şansı oluyor. Hard Mode'a geçtikten sonra ise 1/60 olarak bu oran değişiyor arkadaşlar. Yani 2 katına çıkıyor spawnlanma oranının şansı. 1/60 çıkıyor. Saldırı başladığında Hard Mode'a geçmediyseniz eğer, gündüz vakti 12 saat sürüyor. Yani şafakta başlıyor desek öğlene kadar falan sürüyor saldırı arkadaşlar. O zamana kadar yenmeniz gerekiyor. Hard Mode'daysanız 24 saat boyunca saldırı sürebiliyor, siz onları mağlup edene kadar. Sonra ordunun büyüklüğünden bahsedeceğim arkadaşlar. Ya burada bilmediğiniz bilgiler olduğuna, yani çünkü mesela bu Goblin eventi ile ilgili bilmediğiniz birçok bilgiyi burada belki de şu an bu bölümde alabilirsiniz. Ordu büyüklüğü oyundaki oyuncuların sağlığına dayanmaktadır arkadaşlar. Goblin Army'nin ordu büyüklüğü. Hani evimize dalga dalga saldırıyorlar dedim ya. Şimdi Goblin Army'nin, Goblin ordusunun temel asker sayısı 80'dir. Yani 80 askeri var. Eğer bir oyuncu 200 can sağlığına ulaşırsa arkadaşlar oyunda, bu orduya 40 tane daha asker eklenir. Yani tek başınıza oynuyorsanız, single player olarak oynuyorsanız 80 ordunun temeli demiştim. Tek başınıza 200 can puanına ulaştığınız zaman 40 kişi daha eklenecek. Ordu her zaman 120 kişi olarak size saldıracaklar demektir. Yani 120 kişi olarak size saldıracakları anlamına geliyor arkadaşlar bu. Bu oyuncu sayısı ne kadar fazlaysa, her 200 cana ulaşan oyuncu sayısına göre 40-40 ekleniyor. Yani eğer oyunda 8 kişi varsa, 8 kişinin 8'i de 200'üne ulaşırsa 400 tane daha goblin eklenecektir orduya. Yani size saldıracak goblin sayısı 480 demektir. Ve oyunda en fazla azami olarak spawnlanabilecek zombi diyorum, goblin sayısı 10.280 goblin arkadaşlar. Tamı tamına 10.280 goblin bir oyunda spawnlanabiliyor. Bu da genelde büyük ihtimalle serverlarda gerçekleşiyor. Yani multiplayer oynanabilen, çok kişilerle oynanabilen serverlarda. Yani tam 255 kişi varsa oyunda,
255 kişiyle 10.280 goblin spawnlanabiliyor arkadaşlar. Bilmiyorum, o kadar oyuncuyu hiç bir arada görmedim yani. Gelelim bu ordunun düşmanlarını tanıtmaya. Düşmanlar arkadaşlar goblin peons. Yani ordunun en yakın dövüş birimi. Bu oyuncuyu takip ediyor. Yani sizi takip ediyor. Ve kapıları, evlerinizin, yaptığınız evlerin kapılarını kırıp içeri girebiliyor. Yani direkt kapıya hasar veriyor arkadaşlar. Tabii kapı yok olmuyor. Hani item olarak yere düşüyor. Bütün düşmanlar Speaky Ball ve Harpoon düşürme şansına sahip. Hepsi Speaky Ball'lar %50 şansla düşüyor. Harpoon'lar %0.5 şansla düşebiliyor arkadaşlar. Bütün Goblin ordusundaki üyeler bunu düşürebiliyor. İkinci düşmanımız Goblin Sorcerer, yani büyücü Goblin. Goblin büyücüsü arkadaşlar her 9 Goblin'den bir tanesi büyücü oluyor. Yani spawnlanan her 9 goblinden, ordudaki her 9 kişiden bir tanesi büyücü oluyor muhakkak. Ve size blokların içinden geçebilen mavi mavi toplar atıyor, büyü topları atıyor. Kendisi de teleport oluyor. Yani evin içine saklanmanız ya da herhangi bir alanın içindeyseniz bir anda teleport olup sağınıza solunuza ateş edebiliyor arkadaşlar. Goblin Peons'tan bahsetmiştim az önce. O da her bu 5 goblinden biri Goblin Peons oluyor arkadaşlar orduda. Üçüncü düşmanımız Goblin TF, yani bu Goblin hırsız diyebiliriz buna. Oyuncuyu yine sizi takip ediyor. Yani sizi yeniden takip ediyor arkadaşlar. Nereye giderseniz peşinize, üzerinize gelmeye çalışıyor. Sadece diğerlerine göre daha hızlı hareket ediyor. Çok daha hızlı koşuyor. Çok daha yükseğe zıplıyor ve kapıları daha hızlı açıyor. Her 4 goblinden biri Goblin TF oluyor arkadaşlar. Güç açısından Peon'la Warrior sınıfının arasında bir gücü var. Düşman olarak bu da tehlikeli bir etken diyebiliriz. Size yaklaşmasına izin vermeyin. Goblin Warrior'lar, yani bu en çok karşılaştığınız sınıf. Bunlar da oyuncuyu takip ediyor. Sadece zırhlı bir tank sınıfı ve her iki goblinden biri Goblin Warrior oluyor arkadaşlar. Kapıları açabiliyorlar tabii ki diğer goblinler gibi. Sadece daha hantal ve daha dayanıklı, dirençliler. Diğer düşmanımız Goblin Archer, yani okçu goblinler. Sizi menziline aldıktan sonra duruyorlar. Belli bir sabit noktada durup size ateş ediyorlar. Oklarına vuramıyorsunuz. Herhangi bir kılıçla falan oka vurup okunu kıramıyorsunuz arkadaşlar. Oklar blokların içinden geçmiyor. Yani bir blokla önleyebilirsiniz onu ya da hemen öldürmeniz gerekiyor. Başka türlü durduramıyorsunuz. Okçular menziline girdiğiniz zaman size ok atmaya başlıyor. Biraz sıkıntılı olabiliyor erken safhalarda. Eğer hard moda geçerseniz ve Goblin Event'i gerçekleşirse, hard modda arkadaşlar Goblin Summoner diye bir hard mod büyücüsü geliyor. Hard mod mini boss diyebiliriz. Bu eventin mini boss'u diyebiliriz buna. Bu boss arkadaşlar acayip şekilde sizi zorlayabilir. Eğer erken sıfırlarda ve ilk defa karşılaşıyorsanız, iteminiz falan yoksa sizi zorlayabilir. Çünkü kalkıp böyle zıplıyor, hopluyor, koşuyor. Şöyle düz duvarda yürüyor. Yani bildiğin şu tavanda tıkır tıkır koşup abi yanına gelmeye çalışıyor. Flame Shadow, Shadow Flame saldırıları yapıyor. Hep yani bu nasıl diyeyim, siyah ateş büyüsü gibi saldırılar yapıyor. Yanınıza geldiğinde Shadow Flame'in fiziksel, bu yanınızdaki yanınıza gelmesi gerekiyor o büyüyü yapması için. Nasıl diyeyim, fiziksel hasar verebilmek için mi desem? Yani yakın mesafede atabileceği bir büyü var Shadow Flame diye. Bunu yapması için yanınıza gelmesi gerekiyor. O yüzden onu kesmek için sürekli kaçmanız ve doşlamanız gerekiyor arkadaşlar. Sizi zorluk çıkartabilir ve bu Goblin Summoner'dan bir bebek itemi düşürüyorsunuz. O Shadow Flame büyüsünü yapabilmek için. Bir tane bıçak item düşürebiliyorsunuz. Bir de bow düşüyor arkadaşlar. Bu üç itemi elde etmek istiyorsanız Goblin Army'yi manuel olarak çağırıp bu itemler düşene kadar orduyu yenebilirsiniz. Şimdi ben orduyu çağıracağım. Bu orduyu Goblin Battle Standard denilen eşyayla çağırıyorsunuz arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyorsunuz söyleyeyim. Bu Tethered Cloth. Bunu jungle biyomunda gezen bir tane goblin var ya, o goblini keserek bunu elde edebiliyorsunuz. 10 tane Tethered Cloth'u ve 5 tane insanın 5 tane odunu birleştirerek Goblin Battle Standard'ı oluşturuyorsunuz. Yani Goblin Army'yi manuel olarak çağırmak için bir eşya oluşturuyorsunuz. Onu da arkadaşlar craft table'da falan yapmıyorsunuz. Şu dikiş makinesi var ya,
dikiş makinesinin yanına gelmeniz gerekiyor. Orada yapabiliyorsunuz. Unutmayın bunu. Bunu yaptıktan sonra kullanıyorsunuz ve Goblin Army spawnlanıyor arkadaşlar. Ben mesela şu an çağırdım. Arenada karşılayacağım bunları. Arenada öldüreceğim. Hatta şöyle petimi çıkarayım abi, o öldürsün. Bu arada ben Ninja Kaplumbağa aldım. Ninja Kaplumbağa kostümü giyiyorum. Leonardo. Şimdi Goblin Army çağırdım arkadaşlar. Gelecek ya sağdan ya soldan. İki taraftan bir yerden gelecek ve dalga dalga saldıracaklar. Bahsettiğim düşmanları da göreceksiniz. Nasıl hareket ettiklerini, nasıl tiplerde olduklarını görebileceksiniz. Ben size resimlerle, notlarla bunları takviye etmeye çalışıyorum ama manuel olarak çağırabildiğim eventleri de çağırıp size göstermek istiyorum. O yüzden bu şekilde göstereceğim. Ve videomuz bitecek. Diğer bölümde başka bir eventten bahsedeceğiz arkadaşlar. Ama önce şu Goblin Army'yi bir yenelim. Hadi abi gelin. Neredesiniz? Biraz bekliyor arkadaşlar. Size hazırlık zamanı gibi bir şey tanıyor diyebilirim. Evet geldiler. Goblin Peon. Geber tek. Evet bu bahsettiğim Hard Mode. Hard Mode büyücüsü arkadaşlar şu. Gördüğünüz gibi böyle hareket ediyor. Hızlı koşuyor falan. İtem düştü. Knife, bıçak olan item düştü. Yine geldi. Erken safhalarda canınızı sıkabilecek bir düşman arkadaşlar. Bebek de düştü. Bebeği de düşürdüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu Goblin Peon. Arkadaki Warrior'du. Şu Peon. Bu da Peon. Bu Warrior. Şu Peon. Bizim yerimize petimiz şu an hepsini öldürüyor zaten. Bana gerek kalmıyor. Çünkü benim için kolay bir event bu. Artık. Çünkü son seviyelerdeyim ben artık. Sağ altta gördüğünüz gibi Goblin Army'nin şeyi var arkadaşlar. Barı vardı. O bar 120 kişilik Goblin ordusunu öldürdüğünüzde doluyor ve event bitiyor. Benim petim hepsini çatır çutur kesti ve öldürdü. O barı doldurduk ve eventi tamamladık arkadaşlar. Bu event karşılığında ne elde ettik? İşte banner'lar elde ettim. 2 tane de item düşürmüş oldum. İşte Speaky Ball düşmüş. Birazcık 61 tane falan var. Kasamda da var. Bu Speaky Ball'lar böyle yere atıyorsunuz. Diken arkadaşlar. Basıyorlar ve hasar görüyorlar. O amaçla kullanılıyor ve attığınızda geri alabiliyorsunuz herhalde. Yok alamıyormuşsunuz. Bu şekilde arkadaşlar Goblin Army event hakkında bütün bilgileri size aktardım. Söylediğim gibi düşmanları bu şekilde, şartları bu şekilde, canınıza göre ordunun sayısı artıyor. Oyuncu eğer multiplayer olarak 3-4 kişi oynuyorsanız her biriniz 200 puana ulaştığında 40'ar kişi daha eklenecek demektir orduya ve daha fazla gelecekler. Diğer bölümde başka bir eventten bahsedeceğiz. Diğer bölümde görüşürüz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.